tip bir rahatsızlık olduğunu öğrendik. Anne ve babanın Akdeniz anemisi taşıyıcılığının birleşimi sonucunda meydana gelen bir hastalık. Gerçek anlamda sağlığına kavuşup yani yaşam kalitesinin %100 artması ona doku grubu uyumu sağlayabilecek bir kardeşin doğmasıyla mümkün olabileceğini söylemişlerdi. Yiğit Efe'nin kurtarıcı meleği şu an karnımda. O Yiğit Efe'nin gerçekten de hayatımı kurtaracak bir ilacımız olacak. Kızımız gülen, yani solan yüzümüzü güldürdü diyebilirim. Öpsün kardeşi ben. Öpsene. Tamam, hadi bir daha öp. Hadi bir daha öp kardeşi. Abim teleşemiydi. Onu kurtarmak için abimi doğurdu annem. Onun iliği uymadığı için bizi doğurdu. Bizim iliğimiz tuttu. Abim kurtuldu. Annemler bana diyordu ki şimdi sen hastasın, grip olmuşsun diyorlardı. Onlar da şimdi antibiyotik gibi gelecek sana diyorlardı. -196 derecede dondurulan embriyolar eritilmek üzere seçiliyor ve Atakan kan hastası abini kurtarmak için dünyaya geliyor. Atakan bugün 3 yaşında. Fanconi aplastik anemi. Bizim bildiğimiz dilden kan değerleri yarıdan fazlası düşük. Doku grubunun tutması şart. Doku grubunu Arda'nın genetiğini ortaya çıkardılar. Daha sonra aynısını hani tüp bebek yöntemiyle yumurtaları çoğalttılar. Atakan'ın Arda için dünyaya geldiğinin farkında mı? Onu söylediniz mi? Onu biliyor. Onu biliyor. Onu ben istedim diyor. Bizim için çok zor bir dönemdi. Çok uğraştık, çok şey yaptık. Ama şu anda Atakan Arda'nın ilacı oldu diyeyim. Onun için şimdi çok iyi. Türkiye'de günde ortalama 3500 bebek doğuyor. Her bebek ailesine mutluluk getirir şüphesiz ama bazılarının dünyaya gelişinde bir amaç var. Hasta abilerini, ablalarını sağlıklarına kavuşturmak. Kardeşi olmayan kardeşlik duygusunu anlamaz derler ama size anlatacağımız hikayeler kardeşlik kavramının o genel geçer havasından çok daha derin bir anlam içeriyor. Bu kardeşler birbirlerinin canı. Üstelik mecazi anlamda değil. Onlar kan hastalığıyla savaşan abi ve ablalarına ilaç olan kahraman çocuklar. ...9 yaşındaki Yağmur'la Derya, 3 yaşındaki Atakan ya da henüz anne karnındaki melek bebek. Sayıları hızla çoğalıyor. Onlar kelimenin tam anlamıyla can kardeşler. Türkiye'nin dört bir yanında kan hastalıklarıyla mücadele eden binlerce çocuk ve onları kurtarmak için dünyaya getirilen kardeşler var. Şimdi izleyecekleriniz onların hikayesi. Yiğit Efe henüz 1,5 yaşında. Akdeniz anemisi. Ayda bir kan alıyor. Tedavi için tek yöntem kordon kanı nakli. Uygun ilik bulunamadığı için annesi ve babası Yiğit Efe'ye bir kardeş dünyaya getirmeye karar verdi. Çünkü o kardeş Yiğit Efe'nin ilacı olacak. Anne Özge Gülsaran şu anda 8 aylık hamile. Bu kim? Anne. Bu? Baba. Bu kim peki? Efe. Efe. Yiğit Efe'nin kurtarıcı meleği şu an karnımda. O Yiğit Efe'nin gerçekten de hayatını kurtaracak bir ilacımız olacak. Kızımız gülen, yani solan yüzümüzü güldürdü diyebilirim. Efe'nin hastalığıyla birlikte çok şeyler yaşadık. Çok üzüntüler geçirdik. Sürekli suratımız asıktı, gülmüyordu. Gerçekten de şu an hayata bizi de sımsıkı bağladı. Yüzümüzü daha güleç yaptı diyebilirim. Hayata sımsıkı tutunacak. Yani tam anlamıyla onlar can kardeş diyebiliriz. Ona heyecanla bekliyoruz. Zaten gelmesi için de 40 günlük gibi kısa bir süremiz kaldı. Allah'ın izniyle ona sağ salim kavuşuruz. Ailesi Yiğit Efe'nin hastalığını tesadüf eseri fark etti. Bu kadar erken anlaşılması da tedaviyi kolaylaştıran bir etken oldu. Yaşamak için bir amacınızın olması lazım, bir ümidinizin olması lazım. Böyle bir ümidin varlığı bizi ayakta tutan şey. Yani ilk zamanlarımızı düşünecek olursak, dördüncü ayıydı işte Yiğit Efe'nin rahatsızlığında. Gecenin birisi hastaneye gittik, çocuk acile gittik. Gece saat 2 sularında doktor apar topar bizi içeri çağırdı. Çocuğu acilen yarın eğitim araştırma hastanesine götürün.
Ve Yiğit Efe'nin de hem ateşi var hem bir taraftan kusuyor. Hastanede de kusmaya devam etti. Dedim ki doktor bey önce bir ateşini düşürelim. Ondan sonra dedim yarın gideriz sıkıntı yok. Hani çocuk ne ilaç vereceksiniz? Yok dedi bu dedi kusma ateş değil dedi. Çok daha önemli bir şey dedi. Kan değerleri çok düşük dedi. Kesin çözüm Yiğit Efe'ye tam uyumlu bir kardeşti. O bebekten alınacak kordon kanı ya da kemik iliği Yiğit Efe'yi tedavi edecekti. Ama anne baba da Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğundan yeni doğacak bebeğin de hastalıklı olma riski vardı. Aile bu nedenle tüp bebek uzmanı Profesör Semra Kahraman'ın kapısını çaldı. Aslında kendi kendine gebe kalabilen bir ailede tüp bebek tekniği uyguluyoruz. Tüp bebek tekniğini niye uyguluyoruz? Embriyo elde etmek, sperm ve yumurtayı bir araya getirip birden fazla embriyo elde etmek. Sonra da bu embriyolarda ilgili genetik hastalık var mı? Onları tanımlamak, genetik hastalık olan embriyoları ayırt edip sadece sağlam olanları annenin rahimine koymak ve böylece ta en başta sağlıklı olduğu bilinen bir gebeliği oluşturmak. Doktorlar, genetik uzmanları hastalıklı embriyoları eledi. Yiğit Efe'yi tedavi edebilecek, aynı doku uyumuna sahip embriyoları annenin rahmine yerleştirdi. Nakil tedavisinde en başarılı sonuç doku grubu uyumlu kardeşten alınan örnekle yapılıyor. Yani kardeşler bu işte hayat kurtarabiliyor. En başarılı nakiller kardeşten yapılan nakiller. Müzik de bizim ilacımız oldu bu arada. Hastanede onu zapt edebilmenin en iyi yolu bu. Gülseren çiftinin yeni bebeğinin dünyaya gelmesine sayılı günler kaldı. O bebek abisinin can kardeşi olacak. Hadi babacığım. Yeni bebek bize bir umut oldu. Efe'nin sağlığı için, tamamıyla hayata tutunmamız için. Çünkü çok psikolojik anlamda zor günler geçiriyorsunuz. Hiç uyumadığımı, sürekli ağladığım, hatta sürekli çocuğun başında beklediğim geceleri hatırlıyorum. Acaba kalbi kansızlıktan dolayı durabilecek mi? Ciddi bir üfürümü vardı çünkü kalbinde. Kalbi de zorluyordu rahatsızlık. Bunları atlattık, daha rahat uyuyorum. Bebeğim de şu an onun sağlıklı olduğunu biliyorum. Sağlıklı inşallah dünyaya gelecek. Hadi neredeymiş Pepe? Ha ha Pepe, yanındaki kim? Kim o? Şuşu. Yeni bebeğin geleceğinden bir heyecan. Diğer taraftan transfer gününün yaklaşmasının verdiği bir korku. Ama dediğim gibi bir ümidimiz var. Ümitle bakabiliyoruz. Umudumuz var. Hücre sayısı yeterli gelmezse kordon kanındaki. Tabii yeni doğacak bebeğimizin, kızımızın birazcık büyümesi gerekiyor. Doktorumuzun deyimiyle biz çok heyecan yapmıştık. Böyle yeni bebek gelecek, bir an önce nakile gidelim falan diye. Hop ne oluyor falan, senin karnındaki yedek parçamı birazcık böyle hani şey telaşınızı, heyecanınızı sınırlandırın falan diye böyle doktorumuzdan uyarı almıştık. Doğacak bebeğin ismi de ileride yapacaklarıyla uyumlu olacak. Yıldız Ece ile Melek Su düşünüyorum aslında. O iki isim arasında gidip geliyoruz. Ama bebeğimiz bizim kurtarıcımız olacağı için kardeş adı anlamında Melek daha baskın geliyor gibi. Aslında bebekle anne arasındaki göbek bağından alınacak kök hücrelerle ilik nakline gerek kalmadan hasta çocuklar iyileşebilir. Ama Türkiye'de işler pek böyle yürümüyor. Kordon kanından kök hücre nakli henüz çok yaygın değil. Çünkü bu kök hücreleri özel tekniklerle çoğaltmanız lazım. Embriyoda genetik tanıyla sağlıklı ve uyumlu bir kardeş dünyaya geldi. Bu kardeşin eğer kemik iliği nakli yapılmasına hematolog karar vermişse belli bir ağırlığa gelmesi gerekiyor ki bu da yaklaşık bir yaş civarı ya da 9 kilogram veya üzerine ulaşması gerekiyor bebeğin. O
13 yaşındaki Sina Türkiye'de embriyoda genetik tanıyla sağlığına kavuşan ilk hastalardan biri. Sina Akdeniz anemisiydi. Her gün makineye bağlanıyordu. Doktorlar tek çare dokuyumlu kardeşten nakil dedi. Anne Esra Yıldız İtalya'da yaşıyordu ve o dönem orada genetik tanıyla hamile kalmak yasaktı. Sineği kurtarmak için Tuna'yı dünyaya getirdim. Fakat Tuna'ya hamile kaldığımda bilinçsiz bir şekilde oldu bu. Yani normal şekilde hamile kaldım. Fakat bu böyle olunca tabii ki onun da hasta olma, hasta bir şekilde doğmaya riski yüksekmiş. Bunu 3 aylıkken amniosentez yapıldı ve sağlıklı olduğu tespit edildi. Fakat doğduktan sonra da taramalar yapıldı ve uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Tuna uyumsuz çıkınca Esra Yıldız çareyi Türkiye'ye gelmekte ve embriyoda genetik tanıyla tüp bebek yapmakta buldu. Ya bir an önce doğsalar da yani hep insan korkuyor. Acaba uyur mu uyumaz mı? Kordon kanı acaba çocuk bir an önce kötüleşir mi? İlik nakli süreci nasıl geçecek? Yani bunlar hep insanın kafasını yoran şeyler. Stresli miydiniz? Tabii ki çok stresliydik. Bir de aynı anda Sinan'ın tedavisi sürüyordu, talasemi tedavisi. Yani belki şimdi son zamanlarda biraz kolaylaşmış olabilir ama bizim dönemimizde çok zordu. Çünkü her akşam 9 saat çocuğum bir makineye bağlı olarak yaşıyordu. Sinan abim hastaymış. Onu kurtarmak için annem Tuna'yı doğurmuş. Sonra Tuna'nın iliği ona uymadığı için annem bizi yapmış. Tüp bebek yönüyle. Esra Yıldız ikiz kızları Derya ile Yağmur'u 2004'te dünyaya getirdi. İkizlerin kordon kanından alınan kök hücreler abileri Sina'nın tedavisinde kullanıldı. Ben Sina çölünü çok seviyordum. Sina Yarımadası. Orası beni büyülüyordu. Çocuğum doğduğunda adını Sina koymak istedim. Sonra da çocuğum bu hastalığa kapılınca hep bunu söyledi. Dediler ki yani sen çöl ismi verdin. Kurak bir bölgenin ismini verdin. Ona suyla hayat ver. Onun için Tuna ismini koydum ikinci oğluma. Sonra da Yağmur ve Derya. Üçü de dedim ki sular yani çöle hayat versin. Ve o şekilde bir isim sıralaması da var yani. Peki siz olayı nasıl anlattınız onlara? Onlar doğuştan belli biliyorlar. Küçük yaştan beri hep öyle olayı yaşandı. Ne dediniz kızlarınıza? Nasıl anlattınız? Yani mesela bazen Sinan kızlara kötü davrandığı zaman veya bağırdığı zaman onlara bağıramazsın. Onlar senin hayatını kurtardı. Ve bunu yıllarca kızlar yani kullandılar Sinan'a karşı. Ne diyorlar? Ne istiyorlar? Yani biz seni kurtardık sen bize böyle mi yapıyorsun? Hayır bize bunu yapacaksın, şunu yapacaksın diye şantajcılar da oldu yani çok. Ben hastanedeyken annemler bak senin artık kardeşlerin var diyorlardı bana. Diyorum anne neden bu kardeşlerim oldu ben vardım işte diyorum. Onlar diyorlar ki annem diyordu bana onlar senin hayatını kurtaracak diye. Ben de o zaman şaşırıyordum nasıl olacak falan diyordum bilmiyordum. Annemler bana diyordu ki şimdi sen hastasın grip olmuşsun diyorlardı. Onlar da şimdi antibiyotik gibi geleceksin diyorlardı. Derya ile Yağmur bugün 9 yaşında. Her şeyden haberdarlar. Abileri Sina onlara hayır dediğinde bazen geçmişi hatırlatıyorlar. Haftalık aldığımda onu yani bilinçli tüketiyorum. Kardeşlerim hemen gidiyorlar cipsi misli olup hemen yiyorlar. Ondan sonra paraları bitiyor. Para verir misin 1 lira 1 lira diye. Ona hayır vermem diyorum. Ondan sonra yani hayatını kurtarırız böyle mi oluyor falan diyorlar. Dokuyumlu tüp bebek Türkiye'de sayılı birkaç merkezde yapılıyor. Burası da o yerlerden biri. Burada tüp bebek yöntemiyle doğan bebeklerden 48'inden kemik iliği alındı. Ve onlar sayesinde bugün tümüyle iyileşmiş 44 abi abla var. Sadece 4 vakada başarı sağlanamadı. Onun da nedeni hasta çocukların yaşlarının büyük olmasıydı. Talasemi yani Akdeniz anemisinde çocuğun yaşı, hasta çocuğun yaşı ne kadar ileriyse nakille başarı oranı daha azalıyor. Çünkü bu çocuk çok uzun yıllar kan transfüzyonu almış oluyor. Kan verilmiş oluyor bu çocuklara. Her ay kan alıyorlar bu çocuklar.
aileler dokuyumlu tüp bebeği genelde son çare olarak görüyor. Aslında en başta yapmak daha doğru olabilir. Kadınlarda 44 yaşından sonra tüp bebek yapmak başarı şansını ciddi anlamda düşürüyor. Embriyoları tek tek tanısını koyup ayrıştırma imkanını sunuyoruz. Hangi embriyo hasta, hangi embriyo sağlıklı, hangisi doku uyumlu, hangisi doku uyumsuz bunu belirleyebiliyoruz. Ve bizim işimize yarayacak olan sağlıklı taşıyıcı embriyolar, aynı zamanda doku uyumlu embriyoları ana rahmine transfer ederek hamileliğin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bir santimetrenin binde üçü gibi bir şey. Ondan aldığımız DNA'dan tanı koyuyoruz. Aslında anne baba doğal yollarla çocuk yapabilir ama genetik hastalık taşıyıcısı olduklarından bebeğin de hasta doğabilme riski var. İşte bu yüzden tüp bebeğe yöneliyorlar. Hasta embriyolar laboratuvarda ayıklanıyor. Böylece bebeğin hem sağlıklı hem de hasta kardeşine kemik iliği verecek şekilde dünyaya gelmesi sağlanıyor. Bu gördüklerimiz embriyo. Evet. Eğer normal bir doğum olsa bir tane embriyo olacaktı ama burada tüp bebek vakası var. Evet. Ne işe yarıyor? Niye 11 tane embriyo var? Özellikle genetik test uygulayıp normal embriyo ve doku uyumlu embriyo seçmemiz için birden fazla yumurtaya ihtiyaç duyuyoruz. Siz bu 11 tane arasında en sağlıklarını arıyorsunuz. Evet, sağlıkları ve doku uyumluları arıyoruz. Hem hastalık taşımayacak hem de kardeşle doku uyumu gösterecek embriyoları transfer etmeyi hedefliyoruz. Sağlığına kavuşan örneklerden biri de 8 yaşındaki Arda Yılmaz. Arda, ölümcül bir hastalık olan Fanconi aplastik anemiydi. Gelişim bozukluğuna yol açınca aile hastalığı fark etti. Kemik iliği nakli yapılması kararı alındı ama uygun donör bulunamadı. Doktorların önerisiyle Ahmet ve Huri Yılmaz, Arda'ya can olacak yeni bir can dünyaya getirme kararı aldı. En iyi başarının kardeşten olduğunu öğrendim ben. Hani olacaksa bu şekilde olsun gibisinden şansımızı bir deneyelim. Belki tutar, o da tuttu. Doku grubunun tutması şart. Doku grubunu Arda'nın genetiğini ortaya çıkardılar. Daha sonra aynısını hani tüp bebek yöntemiyle yumurtaları çoğalttılar. Atakan 2011'de dünyaya geldi. Sipariş bebek diye anıldı hep. Ama oysa o siparişten öte Arda'nın canıydı, kardeşiydi. Hiçbir şeyden haberi olmayan o güzel mavi gözleriyle Yılmaz ailesine umut getiren bir bebekti. Atakan sen de yok abi. Zor, stresli bir dönem ama sonuçta geçiyor. Bekliyorsun çünkü şu olacak, bu aşama tamamlanacak. Hani doğum aşamasında da, hamilelik aşamasında da amniyosentezi onu bunu bakılıp şey yapar. O iyi çıkıyor, daha sonrakini bekliyorsun. Hani zaman çabuk geçsin, olsun. O da iyi çıkınca hep bir umut. Hani bunlar iyi çıktı, sonrası da iyi olacak diye. Zor, zor bir aşama ama önemli olan sonuç. Arda'nın iyi olması şimdi, Atakan'ın böyle olması. Şimdi Arda'nın yanında da böyle konuşuyoruz ama Arda farkında mı peki bütün olandan bitenden? Arda pek yani farkında değildi. Ne kadar süre sonra operasyon gerçekleşti? 8,5 aylıkken. Yani 2 yıl geçti şu anda üzerinde. 2 yıl geçti. Aralığın nasıl sağlık beşinde. Durumu şimdi? İyi, şimdi çok iyi. Artık kan değerlerimiz çok iyi. Hani söylemeye de insan şey yapıyor ya, nazardan da korkuyor. Bu kurtarıcı oldu hani. Ona nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Yani o çok değişik bir şey ama olması gereken, ailelerin yapması gereken, belki bu ileride şikayetçi olacak bizden hani izinsiz, ben bilmeden şunu şunu yaptınız diye, ama olması gereken şeyler bunlar. Atakan'ın Arda için dünyaya geldiğinin farkında mı? Onu söylediniz mi? Onu biliyor. Onu biliyor. Onu ben istedim diyor. Kemik iliği naklinin üzerinden 2 yıl geçti. Arda sağlığına kavuştu. Bu sene okula başlaması gerekiyordu ama bağışıklık sistemi hala zayıf olduğu için evde kaldı.
şimdi. Çok iyi hem de. Okula başlayacak. Okula seneye başlayacak. Aşıları bitti. Okula gidecek Arda, değil mi? Ama okumayı yazmayı öğrettik. Yapabilirsek ikinci sınıfa geçireceğiz Arda'yı. Sokağa bu yıl çıkmaya başladı. 2 saat akşamları maskeyi takıp 2 tane maskeyi çocuklarla bıraktım. Ama tabii diğer çocuklar gibi koşturup oynayamıyor. Bu arada dinleniyor. Niye maske takıyor? Bulaşıcı bir hastalık varsa Arda'ya geçme imkanı çabuk olur. Bağışıklık sistemi oturmadı. Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Arda iyi oldu. Atakan iyi oldu. Biz daha iyi olduk. Onlarla birlikte. Hep birlikte. Kolay bir iş değil ama. Tabii ki. Süreçler zor, sıkıntılı. Ama sonucu iyi olduğumu da insan daha da iyi oluyor yani o aşamalardan geçtikten sonra. Bazen kızıyorum ama yönetti ondan sonra kızmıyorum. Çünkü bazen ben televizyon izlerken kapatıyorum. Arda yavaş yavaş başına gelenleri anlamaya başlamış. Kendisini kurtarmak için dünyaya gelen kardeşini çok seviyor. Hep yanında olacaksın herhalde Atakan'ın. Her şeyi evet. Öğretecek misin ona? Ne yapacaksın? Evet. Mesela dünyanın en iyi futbolcusunu öğrettim. Futbol nasıl onu öğrettim. Öyle yani. Her şeyi öğreteceksin o zaman evet. Kardeşine. Evet. Canım kardeşim. Atakan kimi seviyorsun sen peki çizgi film? Şimdi utandım. Biraz utandı galiba kafa yerine göre. Kayyu'yu seviyor musun Kayyu'yu? Kayyu bebeği çok seviyor o belli. Zaten Kayyu'yu gördüğü anda ıh diyor. Kemikliği bankalarının yetersizliği, anne babaları çocuklarını yaşatmak için kardeş dünyaya getirmeye yöneltiyor. Aileler yeni üyelerini ümitle bekliyor. Bebekler henüz 1 yaşındayken kemikliği alınabiliyor ve böylece kardeşleri ameliyata giriyor. Farkında değiller ama onlar abilerinin, ablalarının her daim kurtarıcı melekleri.